Tekrarlayalım, ekranda son dakika gelişmesi olarak da görüyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı değişti. Naci Ağbal görevden alındı ve yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. İşte şu anda da ekranda resmi gazetenin o bölümünün fotoğrafını görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı o karar resmi gazetede yayımlandı. Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı. Yerine de Şahap Kavcıoğlu atandı. Türkiye'de günlük vaka sayısı 18 Mart itibarıyla 20 bini gördü. Turkuaz tablodaki bu hızlı artış görüldüğü illerin başında İstanbul geliyor. Son bir haftada hem hastaneye yatışlarda hem test için yapılan başvurularda belirgin bir artış var. Pozitiflik oranları da giderek katlandı. Uzmanlar salgının İstanbul'daki bir haftalık seyrini anlattı. İstanbul'da vaka sayısı 100 bin kişide 180'e dayandı. Bu hesaba göre kentteki pozitif vaka sayısı yaklaşık 30 bin. Risk haritası İstanbul'un rengini hala turuncu gösterse de veriler İstanbul'un kırmızıya koştuğunu gösteriyor. Bundan tam bir hafta önce Çapa Tıp Fakültesi'ne günde ortalama 150 kişi koronavirüs testi yaptırmaya geliyordu. Ancak bu rakam bir haftada iki katına çıktı ve 500'ü gördü. Daha önce test yaptığımız kişi sayısı da düşük. Şimdi son bir haftadır bunun iki katına çıktığını, %100 arttığını görüyoruz. Doğal olarak da bu da tabii test pozitif hasta sayısına da yansıyor. Şimdi 550-600 civarında bu başvuruya çıktı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi özelinde baktığımızda bize müracaat eden vaka sayılarında belirgin bir artış olduğunu söyleyebiliriz. %30 gibi bir artış var. İki büyük üniversite hastanesinin dekanı salgının İstanbul'daki bir haftalık seyrini bu sözlerle açıkladılar. Türkiye genelinde vaka sayısı 20 bini görünce bu tırmanış hemen İstanbul'a da yansıdı. Çapa Tıp Fakültesi'nde test yapılan kişi sayısı %100 arttı. Bu sayı arttıkça pozitiflik oranı da katlandı. Vaka sayısındaki artışta neredeyse eskiye göre bir %100'lük bir artış var. Bu zaten hani beklendiği üzere, zaten açıklandığı rakamlar üzere bu Türkiye'deki genel artışı da paralel giden bir artış gibi duruyor. Önümüzdeki hafta bunun giderek daha da artacağını tahmin ediyoruz. Pozitiflik oranları son bir aydır, hatta 45 gündür %5 civarında. Önümüzdeki günlerinde artma potansiyeli ihtimali var mı? Var tabii ki. Çünkü müracaatlar arttı. Uzmanlar agresif tırmanışın nedeni mutant virüs diyor. Hastaneye yatışlar artabilir uyarısında bulunuyorlar. İngiltere mutantının hızla yayıldığını ve ana koronavirüsün yerini aldığını görüyoruz. Testlerin sonuçlarına göre de şu anda %30 civarında bizim kendi kliniğimizde İngiltere mutantı olduğunu söyleyebiliriz. Geçen haftadan itibaren yatışlarımızda artışlar oldu. Yeni klinikler açıyoruz. Ünlü bilim dergisi Nature'da yayınlanan yeni bir araştırma ise İngiltere varyantlı virüsle ilgili endişeyi artırıyor. Çünkü araştırmaya göre mutantlı virüsün hedef aldığı bir yaş grubu var. 2 milyon 200 bin COVID geçiren kişi üzerinde yapılan ve ölüm oranları incelenerek yapılan bir çalışma. 55 ile 69 yaş arası seçildi ve o yaş grubunda ölüm oranları 0.6 iken 0.9 olarak tespit edildi. Ölüm oranlarının yüksek olması önümüzdeki süreçte hastane yatışlarının, ağır hastaların ve yoğun bakım hastalarında çok daha fazla olacağı anlamına geliyor. Şimdi yeniden son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. Ankara'ya döneceğiz. Çimen Çetin'le Merkez Bankası Başkanlığındaki görev değişimini konuşacağız. Çimen, iyi geceler. 7 Kasım'da göreve getirilmişti Naci Ağbal ve bugün görevden alındı. Nasıl okumak gerekiyor? Bu gelişmelerin sebebi sence nedir? Seni dinleyelim. Gözler bugün aslında resmi gazetedeydi. Okan Ateş, gelişmeler yakından takip ediliyordu. İki önemli gelişme var. Onlardan bir tanesi ekonomi cephesini yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. 7 Kasım 2020 tarihinde Murat Oysal'dan boşalan koltuğa getirilmişti kendisi. Ve yerine de Şahap Kavcıoğlu atandı. Kendisi 26. dönem Bayburt Milletvekiliydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu hafta içerisinde özellikle Merkez Bankası tarafından yapılacak faiz oranı bekleniyordu. 100 bazlık bir artış beklenirken 200 bazlık bir artış olmuştu. Bu da piyasalarda sürpriz olarak yorumlanmıştı. Hemen bu faiz kararının ardından da böyle bir görev değişiminin olması dikkat çekti. Ama resmi gazetede yayınlanan bir başka karar daha var.
O da kadına yönelik şiddetle sık sık gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi. Türkiye resmi gazetede yayınlanan bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu sözleşmeden çekildiğini duyurmuş oldu. Bu sözleşme de özellikle dediğimiz gibi kadına yönelik şiddetle sık sık gündeme gelmişti. Kadın dernekleri tarafından da Türkiye'nin buna taraf olması gerektiğine dair sık sık ifadeler dile getirilmişti. İki önemli gelişme var. İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzalanmıştı ve 2014'ün Ağustos ayı itibariyle de yürürlüğe girmişti. Sık sık özellikle kadına yönelik şiddet ve cinayet haberlerinde gündeme gelmiş ve özellikle kadın dernekleri tarafından da Türkiye'nin bu konuda taraf olması gerektiği ifade edilmişti. Diğer taraftan elbette sen de söyledin başta, ekonomi cephesinde de önemli bir değişiklik var. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal Kasım ayında göreve getirilmişti. Daha önce kabinede de görev almıştı hatırlanacağı gibi. Aslında Kasım ayında Naci Ağbal'ın göreve gelmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı o dönemin tabii ki Berat Albayrak da istifa etmişti. Ekonomi cephesindeki gelişmelerde, atamalarda sık sık tartışma konusu olmuştu. Yaklaşık 4 aydır bu görevdeydi Naci Ağbal ve bugün itibariyle de artık resmi gazetede yayınlanan bu düzenlemeyle birlikte görevini Şahap Kavcıoğlu'na bırakmış oldu. Çok sayıda resmi gazetede karar var, Cumhurbaşkanı kararı var, atamalar var. Bir taraftan da elbette bunlar incelenecektir. Başka önemli kararlar var mı? Bunlar da elbette önümüzdeki dakikalarda netleşecektir ama şu an itibariyle İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekildiğini Cumhurbaşkanı kararıyla söyleyelim. Bir diğer önemli karar da hiç şüphesiz ekonomi cephesinde. Dediğimiz gibi geçtiğimiz günlerde 200 bazlık bir faiz artımına giderilmişti. Bu da piyasalarda sürpriz olarak yorumlanmıştı. Tabii bu görevden alınmanın bu faiz kararıyla doğru orantısı var mı yok mu elbette önümüzdeki günlerde netleşecek. Okan Ateş. Tabii önümüz hafta sonu ama pazartesi itibariyle Ankara'nın gündemi bir hayli yoğun olacak gibi görünüyor. Çimençete, siz de biraz yorulacaksınız galiba önümüzdeki hafta. Aslına bakarsan Okan, geçtiğimiz hafta da son derece yoğundu. Öncelikli olarak elbette Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresi vardı. HDP hakkında açılan bir kapatma davası, yine HDP'li vekil Gergerlioğlu'nun hakkındaki milletvekilinin düşürülmesi geçtiğimiz haftanın gündemiydi ama hiç şüphesiz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan akşamda, gecede bu gelişmelerin yaşanması pazartesi itibariyle elbette yankıları olacaktır. Önümüzdeki hafta AK Parti'nin kongresi var. 7. olan kongresini yapacak. O kongre öncesinde bir kabine revizyonu olur mu olmaz mı, böyle bir beklenti var başkent kulislerinde. Özellikle de bir yenilenme süreci olacak bu kongrede elbette. Parti yönetimindeki isimler görevlerinden ayrılıp yerlerine onların kabinede görev verilmesi ya da kabinede görevli isimlerin parti yönetiminde yer alıp yer almayacağı da elbette merak ediliyor ama hiç şüphesiz ekonomi cephesinde yaşanan bu gelişme konuşulacaktır. İstanbul Sözleşmesi yankı bulacaktır. Diğer taraftan da AK Parti'nin 7. olağan kongresi elbette önümüzdeki hafta konuşulacak. Peki Çimen Çetin, çok çok teşekkürler. Sana ve tüm ekibe kolaylıklar diliyoruz. Önümüzdeki hafta bir hayli yoğun geçecek gibi. Tabii bu gelişmeler piyasalara da nasıl yansıyacak, bu da oldukça önemli. Önümüzdeki hafta gündem yine her zaman olduğu gibi bir hayli yoğun olacak gibi duruyor.